Merhaba sevgili arkadaşlar. Tehlikeli madde lojistiği ve iş güvenliği kitabımızın 6. ünitesi deniz yolu ve demir yolu taşımacılığında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili. Bu ünitede 4 temel amacımız var. İlk amacımız tehlikeli maddelerin deniz yolu ve demir yoluyla taşınmasıyla ilgili yasal düzenlemelerin öğrenilmesi. İkincisi deniz yoluyla taşımadaki temel ilkeleri özetleyebilmek. Üçüncüsü demir yoluyla taşımanın temel ilkelerini özetleyebilmek ve son olarak tehlikeli maddelerin taşınması sürecinde alınması gereken güvenlik önlemlerini açıklayabilmek şeklinde. Şimdi geçmişte yaşanan birçok kazadan söz etmek mümkün. Bu nedenle bu kazalar göz önüne alınarak uluslararası kuruluşlar harekete geçmiş ve demir yolu ve deniz yolunda tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili bir takım düzenlemeler yapılmış durumda. Bu kapsamda Uluslararası Denizcilik Örgütü yani IMO, tehlikeli yüklerin deniz yoluyla taşınmasına ilişkin uluslararası kodu ve Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetler Arası Örgütü de tehlikeli eşyaların demiryolu ile uluslararasında taşınmasına ilişkin yönetmeliği hazırlamışlardır. Tehlikeli maddelerin deniz yoluyla taşınması için bir geçmişten günümüze bakacak olursak eğer ilk olarak 1914 yılında Uluslararası Denizcilik Teşkilatı IMO diye kısaltmıştık tarafından bir denizde can emniyeti uluslararası sözleşmesi yani SOLAS hazırlanmış. Aslında baktığımız zaman oldukça eski bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. SOLAS sürekli güncelleniyor ve en önemli değişiklikler de 1974 yılında olduğu için günümüzde SOLAS 74 olarak anılıyor. 1948 yılında da tehlikeli maddelerin gemilerle taşınması ile ilgili hükümler SOLAS konferansında kabul edilmiş ve sonrasında 1965 yılında da tehlikeli maddelerle ilgili IMDG kodları hazırlanmış durumda. Ülkemize baktığımız zaman da ülkemizde de 3 Mart 2015'te tehlikeli maddelerin deniz yoluyla taşınması hakkında bir yönetmelik yayınlanmış durumda. Deniz yoluyla taşımada da yine tehlikeli madde sınıfları tanımlanmış durumda. Bu sınıflamaların karayolunda bahsettiğimiz gibi ADR'ye benzerlik gösterdiğini görüyoruz ama arada birkaç ufak tefek farklılıklar mevcut. Burada da yine IMDG kodlarında 9 ana sınıfımız var. Bunlar patlayıcılar, gazlar, yanıcı sıvılar, yine katı maddeler, oksitleyici maddeler ve organik peroksitler, zehirli ve bulaşıcı maddeler, radyoaktif malzemeler, aşındırıcı maddeler ve bu sınıflara girmeyen çeşitli tehlikeli maddeler ve mallar şeklinde. Bazı sınıflarda da alt grupların olduğunu görüyoruz. Ayrıca yük ilgilisinin, kıyı işletmecisinin ve tehlikeli maddeyi taşıyan gemi kaptanının yükümlülükleri de ulusal mevzuata göre yine bu ünitede tanımlanmış durumda. Demir yolu ile taşımaya baktığımız zaman demir yolu ile yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili uluslararası mevzuatta uluslararası demir yolu taşımalarına ilişkin anlaşmayı yani JÖTİF'i görüyoruz. Burada ek C'de tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili hükümler yer almış durumda. Bu da kısaca RİT olarak kısaltılıyor. Bunun son güncellemesi 1 Ocak 2013 tarihinde yapılmış durumda ve 1 Temmuz 2012 verilerine göre de burada taraf ülkelerin 46 olduğunu görüyoruz. Ek C'de yüklerin sınıflandırması, tehlikeli yüklerin listesi, özel hükümler, istisnalar, ambalajların, depoların, sarnıçların kullanımı, denenmesi ve onaylanması, sevkiyat prosedürleri ve son olarak nakliye, yükleme, boşaltma ve tanzim etme şartlarıyla ilgili genel hükümleri görüyoruz. Ülkemize baktığımız zaman tehlikeli maddelerin demir yoluyla taşınması ile ilgili 16 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe giren tehlikeli maddelerin demir yoluyla taşınması hakkında yönetmeliği görüyoruz. Yönetmelik kapsamında Türkiye sınırları içerisindeki ulusal demir yolu altyapı ağı üzerinde yabancı tren veya vagonlar dahil olmak üzere demir yoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılığının detayları verilmiş ve yine bu noktada
Tüm aşamalarda sorumlu olan taraflarla ilgili de yükümlülükler detaylı olarak anlatılmış durumda. Hepinize iyi günler diliyorum.